Şimdi devam ettiğimiz zaman çocuklar dilden bahsettik. Peki dil ne yapıyor? Dil konuşarak biz neyi oluşturuyoruz çocuklar? Kültürü oluşturuyoruz. Kültür nedir? Burada şimdi kültürün tanımını bir bilmemiz gerekiyor. Kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlere ne diyoruz çocuklar? Kültür diyoruz. Peki maddi ve manevi derken maddi nedir? Kültür. Mesela yazdığımız kitaplar, işte sözlü olarak kullanılan anlatılanlar, ondan sonra dilden dile aktarılan hani ne vardı arkadaşlar? Anonim dediğimiz bir şey vardı değil mi? Anonim neydi anonim? Anonim dediğimiz şey anonim. Bu neydi? Dilden dile, ağızdan ağza, nesilden nesile aktarılan şeylere ne diyorduk? Anonim. İşte mesela o zaman burada şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Kültür sadece sözlü olarak değildir. Yani sadece yazılı olarak değildir. Sözlü olarak da kültür ötesi var. Bir takım ürünleri var. İşte arkadaşlar baktığımız zaman bakın nesilden nesile bugünlere aktarışla dil sayesinde olduğuna göre bunların. Mesela bakın Dede Korkut hikayeleri, Yunus Emre'nin Fuzuli'nin şiirleri. Bunların hepsi tarihimize ait bilgilerdir. Ve ne sayesinde bize aktarılmıştır? Dil sayesinde. Şimdi dile baktığımız zaman arkadaşlar dilin iki tane yönü vardır. Bunlardan bir tanesi konuşma dili, bir diğeri yazı dili. Tabii bunların arasında neler var? Bir takım farklar var. Bu farkları hemen konuşacağız bu farklar hakkında da. Tabii bu farklarda ne var? Karşımıza çıktığı zaman arkadaşlar, birincisi konuşma dili. Konuşma dili günlük yaşamda evde, sokakta kullandığımız dile ne diyoruz? Konuşma dili. Bir de ne var? Yazı dili. Bu yazı dili ise resmi yazışmalarda, gazete ve dergilerde kullanılan dile ise ne diyoruz? Yazı dili diyoruz. Şu anda peki ikisi arasındaki farkı siz hissedebiliyor musunuz? Tabii ki günlük zamanda bile ne yapıyoruz arkadaşlar? Konuşurken farklı konuşuyoruz. Yazarken ne yapıyoruz? Daha farklı yazıyoruz, değil mi? İşte o zaman konuşma dili birazcık daha rahat bir dilken yazı dili ise nedir? Daha resmi bir dildir. Şimdi çok önemli bir uyarı, çok önemli bir uyarı. Bugün Türkiye'de konuşulan İstanbul ağzı bizim nedir arkadaşlar? Yazı dili olarak kullanılmaktadır Türkiye'de. Yani şimdi birazdan ağzın ne olduğunu öğreneceğiz. Ağız mesela işte Karadenizlerin konuşmasındaki farklılık var değil mi? İşte G'leri C gibi söylemesi. Mesela Konyalıların K'leri G gibi söylemesi. Bunlar nedir arkadaşlar? Ağızdır. İşte ama ortak bir yazı dili kullandığımız için tüm ülkemiz Türkiye olarak ortak bir yazı dili kullanacağımız için burada İstanbul ağzı ne yapılmıştır? Tercih edilmiştir. İstanbul ağzında da yazarken ne yapıyoruz? Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi yazı dilinin özellikleri nedir? Buna bir bakalım. Ondan sonra konuşma dilinin özellikleri nedir? Bakacağız. Bildiğiniz gibi yazı dili nedir? Görme duyusuna hitap eder, değil mi arkadaşlar? Noktalama işaretleri vardır. Konuşma diline göre uzun ve kurallı cümlelerdir. Değişim göstermez. Türkiye'nin her yerinde aynı yazılır. Yani Türkiye'nin her yerinde ne yapıyor? İnsanlar aynı yazmak zorunda. Bir dilekçe yazdığınızı düşünün. Bu dilekçede gidip Konyalı Konyalı gibi yazarsa, Rizeli Rizeli gibi yazarsa, işte doğudaki vatandaşımız doğu farklı şekilde yazarsa ne olmaz? Olmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Türkiye'nin her yerinde aynı yazılıyor. Resmi yazışmalarda, gazete ve dergilerde kullanılır. Evet, bu yazı dili. Gelelim konuşma diline. Konuşma dilinde ise devrik cümleler ne yapıyoruz arkadaşlar? Devrik cümleler kullanıyoruz. Yani konuşurken ne yapmıyoruz? Dil bilgisi kurallarına çok da riayet etmiyoruz. Ve genellikle ne yapıyor? Konuşma dili işitme duyumuza ne yapmaktadır arkadaşlar? Hitap etmektedir. Günlük yaşamda evde ve sokakta kullanılan bir dildir. El, yüz ve vücut hareketleri ve ses tonu, vurgu ve tonlamaya dikkat edilir. Değişim gösterebilir. Yöresel ağızlara göre farklılık ne yapabilir arkadaşlar? Gösterebilir. Şimdi gelelim buradaki bizim önemli kısmı şu. Bu yazı dili ve konuşma diliyle alakalı arkadaşlar yaklaşık olarak iki tane soru gelmekte. Yani buradan ne diyoruz? Yine bir 10 puan cebimize koyuyoruz. Burada bizim için önemli olan baktığımızda konuşma dili ve yazı dilinde, konuşma dili ve yazı dilinde şu şekilde geliyor sorular. İşte aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerindendir veya aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerindendir diye ne yapıyor? Karşımıza sorular çıkıyor. Şimdi arkadaşlar daha demin konuşma dilinin farklılıklarından bahsettik. Bu farklılıklar kültürden kültüre, yöreden yöre ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi sosyal çevrelere bağlı olarak bir dil ne yapıyor? Sahası içinde farklı şekilde gösterir. Bu farklılıklar esas itibariyle kelimelerin söyleyiş farklılıkları, bazı ses, bakın ses ve şekil ayrılıkları etrafında toplanır diyor. İşte arkadaşlar burada
okuma ve yazma oranı düştükçe dili kullanmadaki yöresel özellikler de ne yapar? Çoğalır. Böylece konuşmada karşımıza neler çıkıyor? Ağız, şive, lehçe. Arkadaşlar bu üçü bizim için yine çok önemli. Çünkü niye? Şundan dolayı bu üçünle alakalı arkadaşlar karşımıza çokça ne yapıyor? Yine sorular geliyor. Peki bunlar nedir? Bunların ne olduğuyla alakalı şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biraz konuşacağız. Ağız nedir? Şive nedir? Lehçe nedir? Bunlarla ilgili ne yapacağız arkadaşlar? Konuşmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bir dilden kopan, yazılı belgelerle takip edilemeyen kola lehçe denir. Bakın, dilden kopmuş ve yazılı olarak takip edilemiyor. Yani lehçede şöyle bir şey var. Çokça kelimeleri böyle anlayabileceğimiz bir şey değil. Lehçeler arasında ses, yazım ve anlam farklılıkları ne yapılıyor? Görülüyor. Bakın, ses farklılığı da oluyor, yazım farklılığı da oluyor, anlam farklılığı da oluyor. Peki, dillerdeki sözcüklerden bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Bu farklılaşmaya da lehçe meydana geliyor. Burada örnek olarak Çağatay ve Azeri diye ne yapıyor çocuklar gösterebiliyoruz. Şimdi bir lehçedeki kentler, ilçeler hatta köyler arasındaki söyleyiş farklılıklarına ise ne diyor çocuklar? Şiveler ve ağızlar diyoruz. O zaman karşımıza ne çıkıyor? Karşımıza bir lehçe çıkıyor, şive çıkıyor, ağız çıkıyor. Şimdi birazcık da bizim anlayacağımız şekilde ben size bunu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Lehçede mesela Kırgızca'da söylüyor alam. Biraz Kırgızca konuşabiliyorum. Gördünüz mü ne yaptı? Kelimelerde bir takım değişiklikleri ne yaptık? Gördük. Şivede ise çocuklar ne yapıyoruz? Kelimeler çok da değişmiyor ama seslerde neler var? Bir takım değişiklikler var. Seslerde bir takım değişiklikler var. Uşaklar mektepte dilimizi Latin alfabası ile yazılır. Gelelim ağza arkadaşlar. Uşağım ne yapıyorsun? Göremiyorum seni. Şimdi burada çokça bilinen bir yanlış var. İşte şivesi öyle diyorlar. Şivesi böyle. Aslında bizim Türkiye ülkemiz içinde işte İç Anadolu'da, işte Karadeniz'de, işte ne diyelim doğuda değişen bu söyleyiş farklılıklarını arkadaşlar şive demiyoruz. Ne diyoruz? Ağız diyoruz. Yani bu ülkemiz içindeki değişikliklere ne diyoruz arkadaşlar? Ağız diyoruz. Yani çoğu insan bunu şive olarak algılar ama şive ile alakalı bir durum değil. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ağız diyoruz. Şimdi devam edelim. Sorumuza bakıyoruz şimdi çocuklar. Resmi yazışmalarda, gazete ve dergi yazılarında kullanılan görme duyusuna hitap eden. İşte bakın görme duyusu buradaki bizim anahtar kelimemiz değil mi? Görme duyusu bizim burada neyimiz arkadaşlar? Anahtar kelimemiz. Görme duyusunu burada gördüğümüz anda bizim aklımıza ne gelecek? Tabii ki ne geliyor? Yazı dili geliyor arkadaşlar. İşte burada da gördüğünüz gibi açık lisenin şöyle bir kolaylığı var. Bizim böyle bazı nelerimiz var? Nokta kelimelerimiz var. O kelimeleri gördüğümüz zaman cevabımızı ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Hemen görebiliyoruz. Burada bakın görme duyusu diyor. Hemen bakın burada size gösterelim. Görme duyusuna hitap eder. Bakın ne yaptık? Bunu burada yakaladık gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar bu şekilde ne yapıyoruz? Soruları çok kolayca çözebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burayı bir toparlayacak olursak iletişim, dil ve kültür konusunu kendi içimizde toparlayacak olursak arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın öncelikle İletişim bizim için çok önemli. İletişimin ne olduğu bizim için çok önemli. Ondan sonra geliyoruz. İletişim karşılıklı oluyor ve iletişimde ne var arkadaşlar? Dil. İletişimde dil. En etkili iletişim aracımız dil. Bunu hiçbir zaman için unutmuyoruz. Direkt bu soru bile geliyor karşımıza. Birazdan çıkmış soruları çözdüğümüzde ne yapacağız? Göreceğiz. Sonra iletişimin öğeleri var. Bu iletişimin öğeleri bizim için yine çok önemli. Bunu bileceğiz. Hemen bunu ezberleyeceğiz. Kaynak, mesaj, alıcı, iletişim aracı. Bunlar birbiriyle beraber oluşturmuş olduğu, birlikte oluşturmuş olduğu döngüye ise çocuklar ne diyoruz? İletişim sistemi ya da bağlam diyoruz. Ondan sonra baktığımız zaman sonra arkadaşlar karşımıza çıkan sorularda hemen neye geçtik? Peki iletişim dedik. İletişimden sonra ne yaptık? Bu insanla alakalı bir şey ve önemli olgusu neydi bunun? Dildi. Dilin ne olduğunu, duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki kişiye aktarmak için kullandığımız bir araç olduğunu söyledik. Bu aracı kullanırken arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir takım
bir takım bölümlerinden bahsettik. Bu bölümler, dil bilgisi bölümleri dedik ve bu 5 taneydi. Bu 5 tane bizim için çok önemli. Bunların bilimsel adı olan Latince isimlerini ve Türkçe isimlerini ne yapacağız? Bileceğiz ve buradaki mesela ses bilgisi, fonetik, işte biçim bilgisi, morfoloji, köken bilgisi, etimoloji, anlam bilgisi, semantik diye ne yaptık arkadaşlar? Birbiriyle bunları eşleştirdik. Ve buradaki bizim için önemli olan neydi? Nokta kelimeler vardı, değil mi? Ses diyorsa fonetik. Ondan sonra biçim diyorsa, kök diyorsa morfoloji. Ondan sonra köken diyorsa arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Etimoloji. Eğer anlam diyorsa semantik. Yani burada zaten sorularda da ne var? Bu kelimeler geçecek. Bu geçen kelimeleri gördüğünüz anda hemen cevabı ne yapabileceksiniz arkadaşlar? Verebileceksiniz. Sonra dedik ki dil ve kültür arasındaki etkileşimden bahsettik. En önemli ve iletişimin en önemli öğesi eğer dilse bu ne yapıyor? Bir takım sonuçları vardı. Bu da işte kültürdü arkadaşlar. Kültürde maddi ve manevi alanda koyduğu tüm eserlere diyoruz. Ve karşımıza burada çıkan bir şey vardı. Dilin iki yönü, bu konuşma dili ve yazı diliydi. Konuşma dilinde sokakta, değil mi? Çarşıda, pazarda kullandığımız dil, yazı dili ise resmi yazışmalarda kullandığımız dil. Burada yine çok önemli bir nokta var. Yazı dili olarak kullandığımız neydi arkadaşlar? İstanbul Ağzı bizim için çok önemli ve çıkan banko sorulardan bir tanesi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar devamında yazı dilinin özellikleri nelerdir dediğimiz zaman bunlardan dediğim gibi buradaki sorular karşılıklı olarak çünkü işte aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerindendir? İşte aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerindendir? Veya değildir şeklinde de burada karşımıza sorularımız çıkıyor. O yüzden buradaki konuşma dilinin ve yazı dilinin özellikleri ne yapacağız? Zihnimize tutacağız. En basit örneğiyle görme duyusu sıkça karşımıza çıkar. Konuşmada ise çocuklar, konuşmanın özelliklerinde ise birinci özellik olan genellikle derinlik ve kısa cümleler kullanılır. Karşımıza çokça ne yapmaktadır? Çıkmaktadır arkadaşlar. Sonra burada başka bir yere değindik. O da neydi? Sosyal çevre olarak bağlı olarak değişen dildeki değişimler. Bunlarda karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Karşımıza çıkan neler vardı? Lehçe, şive ve ağız. Buradaki en önemli özellik bizim maalesef bildiğimiz yanlış olan şive ile ağzın karıştırılması. Yani Türkiye'deki yöreden yöreye değişen söyleyiş farklılıklarına çocuklar biz ağız diyoruz. Şive demiyoruz. Bunu kesinlikle ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Şimdi konumuzda bu şekilde anlattıktan sonra arkadaşlar birazcık soru çözmek istiyorum. Şimdi bakıyoruz. Mayıs 2014'te çıkmış olan bir sorumuz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar soruya. Soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi iletişim öğelerinden biri değildir? Hemen hatırlayalım. Bizim iletişim öğemiz kaç taneydi? 4 taneydi. Bunlardan kaynak var mıydı? Evet. Alıcı var mıydı? Evet. Mesela şu anda siz alıcısınız. Peki mesaj var mıydı? Evet. Şu anda benim anlattığım ders ama zaman diye bir öğe yoktu. İşte gayet basitçe ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorularımızı çözebiliyoruz. Şimdi diğer sorumuza baktığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Sözcükleri anlam yönüyle, bakın anlam. Ben size ne demiştim? Birkaç tane noktamız vardı. Anlam dediğimiz zaman aklımıza ne gelecekti? Tabii ki semantik. Değil mi? Cevabımız Bursa. Burada 5 tane bizim şunu bilelim arkadaşlar. Dil bilgisinin bölümleri 5 taneydi. İşte bunlar ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam bilgisi gibi ne yapmıştık? 5 tane bölüm saymıştık. Evet, şimdi bakıyoruz. Yine Ocak 2014'te çıkan bir soru. Aşağıdakilerden hangisi yazı dili için söylenemez? Bakın bu tür sorularda söylenemezlere çok dikkat edelim. Arkadaşlarımızın genellikle yapmış olduğu hata bu. Değil dilleri ne yapıyor? Atlıyor. Buna ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Şimdi burada bakıyoruz. Söylenemez dediğine göre yazı dili için resmi yazışmalarda, gazete ve dergi yazılarında kullanılır. Söylenebilir mi? Evet, söylenir. Noktalama işaret ve yazım kurallarına dikkat edilir. Evet, söylenir. Konuşma diline göre daha uzun cümleler kullanılır demiş. Doğru mudur? Evet, oradaki baktığım zaman kişilerin kültür düzeylerine göre bölgeden bölgeye değişir. Hayır, söylenemez. Bu neydi? Konuşma dilinin özelliğiydi. Evet, şimdi diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar ne diyor? En gelen anlamıyla bir toplumun maddi ve manevi alanda koyduğu tüm eserler. Hemen aklımıza ne gelecek? Maddi, manevi. Nerede geçiyordu bu? Tabii ki arkadaşlar kültürde geçiyordu, değil mi?
kültürde geçiyordu. Yani baktığınız zaman aslında bizim sorularımızda arkadaşlar ne var? Hep böyle nokta kelimeler var. Bu kelimeleri bildiğimizde sorular çok bizim için basit olduğunu göreceksiniz. Şimdi dildeki sözcükleri köken, çıkış. Bakın çıkış. Hemen aklımıza ne gelecek? Bu köken bakımından inceleyen neresiydi arkadaşlar? Ona bakacağız. Hatırlayın. Fonetik miydi? Hayır. Fonetik neydi? Sesti. Sentaks mıydı? Hayır. Değil mi? Morfoloji miydi? Hayır. Neydi o zaman? Etimoloji. İşte çıkış kelimesini ne yaptık? Burayla eşleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde zihnimizde bir eşleştirme yaparsak eğer, o zaman bunları ne yapabiliriz? Çok daha kolay arkadaşlar çözebiliriz. Şimdi mesela bakın, burada yine iletişimle alakalı bir soru. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel hisler araçlarıyla iletilmesine ne denir? Ne denirdi arkadaşlar? İsteklerin yazı, konuşma ve iletilmesine ne diyorduk? İletişim. Bakın gayet basit. Bu sorularda yine çokça karşımıza çıkan, yani iletişim genellikle zaten kesinlikle bir soru olarak çıkar. Soru iletişimin öğelerinden bir soru çıkar. Ettiğime 10 puan. Yani bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Karşımızda sorular görüyoruz. Şimdi devam edelim. Kaynak, alıcı, iletişim aracına oluşan düzene ne ad verilir? Tabii ki ne ad veriliyor arkadaşlar? İletişim sistemi. Değil mi? Buna ne demiştik? İletişim sistemi. Diğer sorumuza bakalım. Hepsi birbirine benzer sorular, dikkat ederseniz. Duygu, düşünce, isteklerin yazı, konuşma ve görsel hislerle iletilmesine ne ad verilir? Evet. Burada ise ne? Yine iletişim. Bakın. Ne yapmış arkadaşlar? Baktığımız zaman 8. soru, bakın. Ocak 2014, Temmuz 2012. Aynı soruyu sormuş mu? Bakın şurada görebiliyor musunuz? Duygu, düşünce, isteklerin görsel hislerle iletilmesine ne denir? Duygu, düşünce, isteklerin yazı ve konuşma görsel hislerle iletilmesine denir? Gördünüz mü soruları? Aynı. O zaman biz bu çıkmış soruları dikkatlice çözdüğümüz takdirde zaten bu olayı ne yapmış oluyoruz çocuklar? Halletmiş oluyoruz. Şimdi şöyle ilerleyelim. Bakın burada yine daha deminki sorumuzun benzerini göstermek istiyorum size. Dildeki sözcükleri köken, çıkış bakımından. Ne olacaktı? Bakın Mayıs 2012, daha deminki 2014 ile ne? Aynısı. Yani şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Sorular birbirini ne yapıyor? 3 aşağı 5 yukarı tekrarlıyor. O yüzden bunları ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz çözerken. Sizden ricamız bu soruları dikkatlice çözmeniz. Çünkü benzer sorular gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki soru da yine buna benzer bir soru. Dilin aşağıdaki verilenlerden hangisiyle ilişkisinin daha fazla olduğu söylenebilir? Şimdi dil burada hangisiyle daha fazla ilişkili? Baktığımız zaman hangisiyle daha fazla ilişkili? Müzikle mi ilişkili? Heykelle mi ilişkili? Resimle mi ilişkili? Kültürle mi ilişkili? Hatırlayın, konumuz neydi? Dil, kültür demiştik değil mi? Maddi ve manevi bütün hepsine ne yapmıştık arkadaşlar? Kültür demiştik. O zaman buradaki sorunun cevabı basitçe ne oluyor arkadaşlar? Kültür olmuş oluyor. Şimdi ise arkadaşlar 19. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim aracı değildir? Baktığımız zaman daha deminden beri ne yaptık? 4 tane ögeden bahsediyorduk. Bu 4 tane ögeleri yine aynısı. Bakın sorulara baktığımız zaman çocuklar, birbirini tekrar eden sorular. Sizden isteğimiz şu, bu soruları dikkatlice çözmek. Bakın, iletişim aracı değildir. Çok basit bir soru. Şimdi telefon bir iletişim aracı mıdır? Evet. Fax bir iletişim aracı mıdır? Evet. Peki radyo bir iletişim aracı mıdır? Evet. Ama saat bir iletişim aracı mıdır? Hayır. İşte bu şekilde çok basit sorular ne yapıyor? Karşımıza çıkmaktadır. Şimdi 20. soruya bakalım. Bakın Ocak 2012'de çıkmış olan bir sorumuz bu da. Ocak 2012'de. Sözcüklerin birbiriyle olan ilişkilerini, cümledeki anlamlarını ve durumunu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, birbiriyle ilişkilerini cümlede ne yapıyor? Ne geçti arkadaşlar? Bakın, cümle kelimesi geçti mi? Bakın, cümle kelimesi geçti mi? Cümle kelimesi ne yaptı? Geçti değil mi? O zaman cümle bilgisi neydi bizim için arkadaşlar? Buradaki cevabımız. İşte gördüğünüz gibi sorular genellikle birbirini tekrarlayan sorular arkadaşlar. Ve dil bilgisinin bölümlerine dikkat edeceğiz. Ondan sonra dilin özelliklerine dikkat edeceğiz. Bölümlerine dikkat edeceğiz. Bunların... Sizden istediğim önemli şey arkadaşlar, ses bilgisi, fonetik, biçim bilgisi, morfoloji gibi bunların karşılıklı olarak ne yapmanız, anlamlarını bilmenizi istiyoruz. Evet, bu dil anlatım bil dersimizdeki ilk konumuzu böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz.